işlemiştim. Daha sonra kısa bir Konya Spor anısından sonra yani peki çocuk hani eğitim kelimesi de aslında bireysel eğitimden. Beden eğitimi ve sporun özel gereksinimlisi, özel gereksinimsizi olmaz. Çocuk için hareket ve spor bir ihtiyaçtır. Tüm çocukların hareket etmesi gerekiyor. Özel gereksinimli dediğimiz zaman bireysel, bireye özgü hareketle antrenman, teknik ve taktiklerinden bahsediyoruz. Özel eğitim kelimesi de aslında bireysel eğitimden yola çıkılan bir kavram. Çünkü bir birey eksikliklerini, fazlalıklarını tespit edip ona uygun bireysel egzersiz reçeteleri yapmamız gerekiyor ki biz bu eksiklikleri giderelim. Bir çocuğun en başta harekete ihtiyacı vardır. Hareket. Bir çocuğun en temel ihtiyacı harekettir. Sağlıklı nesiller, sağlıklı yaşam kalitesi yüksek insanlar yetiştirmek istiyorsak hareket ve egzersiz süresini bizim uzatmamız gerekiyor. Bir çocuğu mutlu etmek istiyorsanız oyun formunda monotonluktan uzak, sıkıcı ortamlardan uzak, eğlenceye dönelim oyun programlarında hareket eğitimi vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla spor ve hareket çok geniş kitlelere hitap etmenin başka bir yolu. Tüm dünyada sporun ve hareket eğitiminin önemi artık bilinmekte. Bununla ilgili bir sürü çalışmalar, araştırmalar yapılmakta. Öncelikle nelerin değişmesi gerekiyor? Bunlar üzerinde duralım. Ya da bunlar mümkün olacaktır. Çünkü eğer sağlıklı nesiller, reaksiyonla refleks arasında bir takım farklar var. Bir hareketi çok tekrar haline getirerek refleks hale dönüştürebilirsiniz. Bu ortamlardan uzak, eğlenceye dönelim. Yani bunun spor haricinde hiçbir şey 80-100 milyon insan mutlu olacak. Belki engel ve koordinasyon antrenmanı yapabilir. Ya da ip atlayarak koordinasyon yapabilir. Bir takım hizmetlerimiz oldu. Halen bu alanda çalışıyoruz. Doktor öğrencilerimiz. Sağa dönme, sola dönme, konuşma. Biz çocuklarımızı bu arada da bazı futbol ve voleybol oyun. Bravo. Başka?